Merhaba sevgili gençler bu dersimizde sizlerle beraber çarpanlarını ayırmaya devam edeceğiz. Şimdi sırada iki kare farkı özelliği var. Şimdi iki kare farkı özdeşliğine bakacak olursak bu şu şek şekilde. Eğer bir sayının karesi ile başka bir sayının karesinin farkı varsa bu bir eksili bir artılı yazılarak çarpılabilir. Şimdi bunu direkt ezber yerine şöyle yapalım. Mesela ben bu a ile a'yı da çarpsam a kare elde ederim. a ile b'yi çarpsam artı a b elde ederim. Bununla iki, bunu çarpsam eksi B elde ederim. Burayı burayı çarpıca eksi B kare elde ederim ve bunlar birbirlerini götürürse sonuç bakın A kare eksi B kare şeklinde çıkar. Yani bunun ispatını da böylelikle aklınıza tutabilirsiniz. Şimdi o zaman Buradaki ifadelere bakacak olursak 16 nedir? 4'ün karesidir. Öyle değil mi? O halde A şıkkında ben bunu bir eksili bir de artılı yazabilirim. Şu şekilde yapabilirim. Tamam. Şöyle B şıkkına baktığımız zaman. Burada 9x kare var ya ben bunu 3x'in karesi diye 25y karenin de 5y'nin karesi diye yazsam buradan 3x eksi 5y sonra 3x artı 5y şeklinde yazsam ne yapmış oluyorum? Bunun eşitini bulmuş oluyorum. Arkadaşlar şimdi şey yapalım şöyle rengini değiştirelim. Burada 4x kare bölü 9'u ise 2x bölü 3'ün karesi olarak yazabilirim. 25'te 5'in karesidir ve buradan 2x bölü 3 eksi 5 ve 2x bölü 3 artı 5 şeklinde sonucuma ulaşabilirim. Şimdi burada şu var bakın bu birazcık karıştırılabilir ama kolay merak etmeyin. X eksi 5 gibi bir ifade geldi diyelim. Bu neyin karesi olabilir? X neyin karesidir? Kök X'in karesidir tamam mı? Peki 5 neyin karesidir? Kök 5'in karesidir. Buradan bir eksili yani kök X eksi kök 5. Bir artılı yani kök X artı kök 5 şeklinde bunu açabiliriz arkadaşım. Tamam mı? Şimdi alttaki soruyu inceleyelim. <laughs> Bu soruda iki kare farkı ile yapabiliriz, tam kareyle de yapabiliriz. E, fakat ben iki kare farkını anlattığım için oradan yapacağım. Yani bu ifadede bunlar bir toplamları yani a artı b ile 2a eksi b'nin toplamı çarpı bir de farkları şeklinde yazılabilir. Sadece farklarını yazarken eksiği dağıtman gerektiğini unutma sakın. Yani eksi 2a artı b'ye dönüşür. Buradan b'ler gitti ve burası 3A oldu. Burada ise işlem yaparsak 2B A şeklinde bir ifade olduğunu görebiliriz arkadaşım. Tamam mı? Şimdi bir de böyle bir ifade var. Burada tabii ki normal işlem yapabilirsin ama uzar. Onun yerine ne yapacaksın? 1 artılısını ya da 1 eksilisini bu artılısını önce yazmışsın eksilisini önce yazmışsın bir önemli önemi yok. Önce artılı yazalım. Örneğin sonra 2023 eksi 23 diyelim. Burası 2046 olurken burası da 2000 olur. Yani 2000 önde yazmış ya da 2046 önde yazmış. Çarpma işleminde değişme özelliği olduğu için bir şey fark etmez. Tamam mı? Şimdi şuradaki soruya bakalım. X ve Y pozitif tam sayılar olmak üzere X kare eksi Y'nin 77. X eksi kök Y'nin de 7 olduğunu söylemiş. Şimdi burada şunu da bir inceleme yapmak istiyorum arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi X kare X kare tamam sorun yok. Ama Y neyin karesidir? Kök Y'nin karesidir arkadaşlar. Yani bunu açarsak biz X eksi kök Y bir eksili bir de x artı kök y olarak bir de artıl olarak yazabiliriz. Ve bu çarpım 77 imiş ve demiş ki farkları 7'dir. E o zaman toplamları 11 olacaktır. Tamam şimdi devam edelim. Buradan iki, bilinmeyen e, bilmeyen denklem çözeceğiz. Yani x eksi kök y'nin 7 olduğunu, x artı kök y'nin de 11 olduğunu gördünüz. Taraf tarafa toplarsak kök y'ler gitti ve 2 x'i 18 x'i 9 bulduk. İstersen burada istersen burada yerine yaz. Şurada yazı verelim. Yani x 9'du. 9 artı kök y'nin sonuçta 11 olduğunu gördün. 9'u karşıya atarsan kök y'nin 2. Her yerin karesini alırsan y'yi de 4 olarak bulmuş olduk böylelikle. E, bu ikisinin toplamını soruyor bana. Demek ki buranın cevabı 13 olacakmış diyeceğiz. Tamam mı? Sonra şöyle bir sorumuz var. A, B ve B, A 2 basamaklı. Şimdi tabii ki çarpanlarını ayıracağım ama şu iki basamaklı ifadesini gördüğüm zaman çözümleme yapmam gerektiğini de unutmayın olur mu? Şimdi a karesi eksi b karesi demiş. Yine iki kare farkı var. Yani bunları a b eksi b a ve a b artı b a şeklinde şöyle yazalım arkadaşlar. Tamam. Şimdi burada 10a artı b, 10b artı a diyeceğiz ve birbirinden çıkaracağız ya. Şimdi 10a'dan a çıkarsak 9a kalır. b'den de 10b çıkarsak eksi 9b kalır. 9 parantezinde burası a eksi b olur. İşte 10a a burada var. bir a burada var 11a. b burada var 10b burada var 11b. O zaman ben 11 parantezini alıp a artı b dersem bunu da bu şekilde hesaplamış olurum. Ve buranın sonucu 693 e eşitmiş. E şimdi şöyle yapalım bir saniye. Ben bunu 11'e bölsem aradaki gider ne kalır? 63 kalır. 9'a da bölersem yani bir farklarını bir de toplamlarını 7 olarak bulduk. Şimdi bunlar birer rakam olur. Neden? 2 basamaklı sayılarmış. E, rakam olduğu için ben 1 çarpı 7 şeklinde bunu yazabilirim. O halde a eksi b'yi 1, a artı b'yi de 7 olarak hesaplayabiliriz. Taraf tarafa toplarsak b'ler gider. 2 a'nın 8 olduğunu, a'nın da 4 olduğunu, e farkları da 1 ise b'nin de 3 olduğunu bulabiliriz. Buradan çarpım sonucu cevabı 12 yapabiliriz. Tamam şimdi devam edelim. Şimdi bu tarz sorular çok klasik sorulardır. İki tane şöyle koydum karşınıza çıktıkça yaparsınız. Şimdi burada hep artı var toplama var farkı yok. Mesela iki kare farkının açılımında bir eksi bir artı olacak ama kuvvetlerinde hep karesi şeklinde gittin. İşte ikinin karesinin karesi ikinin dördüncü kuvveti şöyle göstereyim üstün üstü çarpıyor. ikinin dördüncü kuvveti oluyor ya. İşte bu şekilde ilerlediğini gördünüz. O halde şöyle yapacağız. Eksilisi lazım ya bize. Her iki tarafı 2'nin karesi eksi 1 ile çarparsam eşitliğin sağında solunda aynı işlemi uygularsanız burayı bozmazsınız değil mi? Böyle yaptıktan sonra ne geldi karşıma? Bakın şurada bir iki kare farkı geldi. Burası 2'nin dördüncü kuvveti eksi 1 olur o zaman. E, buradaki ifadeyle bunu göz önünde bulundurursak 2'nin 8. kuvveti eksi 1 olur. Buradaki ifadeyle bunun göz önünde bulundurursak 2'nin 16. kuvveti eksi 1 olur falan derken bu böyle gider. Yani buraya kadar 2 üzeri 64 eksi 1 ile 2 üzeri 64 artı 1'i çarparsak bakın. Ne oldu sonuçta bu çarpım? 2 üzeri 128 eksi 1 oldu. Karşıda da x çarpı şurası 4 eksi 1'den 3 var. Her yeri 3'e bölersek x'in eşiti olan şu ifadeye ulaşabiliriz arkadaşlar. Tabii burada işlemimize devam edemeyiz. Şimdi gelelim diğerine burada da yine aynı mantıkla bu sefer denklem olmadığı için bunu m-1 ile çarpıyor, m-n eksi ile çarpıyorsam bir de m-n'ye böleceğim. E şuradaki ifadeye bakarsanız orası m kare eksi n karedir. E şu iki, iki ifadeye bakarsan m'nin 4. kuvveti eksi n'nin 4. Kuvveti, 4. kuvvetidir. Buraya bakarsak m'nin 8. kuvveti eksi n'nin 8. kuvvetidir ve son olarak buraya bakarsak m'nin 16. kuvveti eksi n'nin 16. kuvvetidir. Bunu da, arkadaşım bir de böyle onu unutmayalım. M eksi bulursak, bunun eşiti olan ifadeye de ulaşmış oluruz. Bir de şöyle modelde sorularımızdan var, bundan da bahsedelim. Şimdi bana diyor ki, bir kenarı 2x artı 3 olan kare ile bir kenarı x artı 2 olan kareyi e, bul, alanlarını bul, birbirinden çıkar, kalan bölgenin alanını hesapla diyor. E şimdi kare alanı demek sonuçta bu iki ifade birbirine eşit olduğu için değil mi? 2x artı 3 ile 2x artı 3'ün çarpımı demek. Bu da 2x artı 3'ün karesi demek. E bunun alanı ise x artı 2'nin karesi demek. İster tam kareden çözebilirsiniz. ister iki kare farkından. Ben şurada iki kare farkını kullanmak istiyorum. Yani bunu 2x artı 3 eksi dağıt. Eksi 2 eksi 2 bir farklarım. Sonra 2x artı 3 artı x artı 2 bir de toplamları şeklinde yazabilirim. Burası x artı 1 olur. İlk ifade İkinci ifadede 3x artı 5 olur ve böylelikle bulmuş oluruz. Dilersek bunu dağıtarak da işte ne yapalım? 3x kare artı 5x şunu da atalım. Sonra artı 3x artı 5. Sonra 3x kare artı 8x artı 5 şeklinde yapabiliriz. Şimdi gelelim diğer sayfamıza. Biraz da ben şeyden bahsetmek istiyorum. Bakın iki küp farkı toplum ve farkın özdeşliğinden. Şimdi eğer bizim karşımıza şöyle görelim, e, a küp eksi b küp gibi bir ifade çıkarsa, bu a eksi b ile a kare artı a b artı b karenin çarpımı. Eğer a küp artı b küp çıkarsa, a artı b ile a kare eksi a b artı b karenin çarpımı şeklinde yapabiliriz. Şimdi. Bunlar da tamam. Yapabiliriz. Bir de bunun dışında şöyle bir özelliğimiz var. Bunu ben çok kullanıyorum. Size de göstereceğim. Yani bence ezberleyebiliyorsanız güzel olur. Ezberleyemiyorsanız yazın bir yere çarpanları ayırmayı çözerken bakarsınız sürekli. Soru tiplerinden bahsederim şimdi. Yani eğer karşıma a küp eksi b küp gelirse bu a eksi b'nin kübü artı 3 ab a eksi b. a küp artı b küp gelirse bu a artı b'nin kübü eksi 3 ab artı ab şeklinde. Burası artı olduğu zaman buralar artı bakın arası eksi. Eksi olduğu zaman buralar eksi arası artı. Aslında kolay bir mantığı var ezberlediğinizde. Şimdi. E, fakat biz genellikle bu şekildeki açılımlarda ilk örneği yani ilk özelliği kullanacağız. 8 2'nin 3. kuvveti olduğu için bu. x eksi 2 diyeceğiz. Sonra x'in karesi artı çarpımları artı 4 diyeceğiz. Tam bu bu kadar. Şimdi şuna baktığımız zaman da bu da 3'ün 3. Üçüncü kuvvetidir. Bunu da x artı 3 diyeceğiz. Çünkü aradaki işaret artı. Fakat burada x kare eksi çarpımları artı 3'ün karesi şeklinde yapacağız. Tamam mı? Bu şekilde olacak. Şimdi gelelim şuradaki ifadeye. E, bu C şıkkına baktığımız zaman 8x küp 2x'in küpüdür. Yani burası bir de 1'in küpü olduğunda düşünürsek aslında 2x artı 1 ile ne yapacakmışız? Hadi 2x'in karesi 4x kare diyeceğiz. Burada eksi kullanacağız. Çünkü artı olunca burası eksi olacak. Sonra çarpımları 2x olacak. Artı birinde karesini biri buraya yazacağız. Tamam mı? Bu arada işim hatam olursa lütfen beni uyarın yorumlarda. Şimdi burası 64 nedir arkadaşlar? 4'ün 3. kuvveti kuvvetidir. 125'te 5'i. Yani burası öncelikle 4x-5 diye bir yazılacak. Sonra birinci ifadenin karesi alınacak. Eksi olduğu için bu defa burası artı. Sonra çarpımları çarpımları olacak. Sonra ikinci ifadenin karesi. Yani şurada çarpımların iki katı yok. Yani tam kareyle karıştırmayın. Tamam mı? Yani hatta formülü de şöyle göstereyim. Bakın burada çarpımlarının iki katı yok. Hani birincinin karesi çarpımların iki katı ifadesi tam karede var. Küp açılımında yok. Tamam. Devam edelim. Ee, şu da benim için çok önemli. Bunu da bol miktarda kullanabiliyoruz. Şu E şıkkına bakın. Sonuçta bu 2'nin bu da x'in küpü olduğu için bakın ne yapacağım. x artı 2 bölü x'in çarpımı, sonra birincinin karesini yazdıktan sonra arada eksi var. Direkt çarpımları bu çarpımda x'ler yok oluyor. Burası önemli. Bir de ikincinin karesini de şu şekilde yapacağız. Yani x'ler de yok oluyor. Bazı soru tiplerinde bunu kullanacağız. Yani e'yi şöyle çözdüm. Şimdi sıra f'ye gelelim. Şimdi f'ye baktığımız zaman da e, burası 2 üzeri x'in küpüyken burası da 2 üzeri eksi x'in küpü olduğu için yani 2 üzeri x Eksi 2 üzeri eksi x dedikten sonra birincinin karesi 4 üzeri x olur. Burada eksi olduğu için artık hep artı devam edeceğim. Çarpımları da ne oldu bakın. Bakın çarpıyorum. Şöyle üstler toplanır ya sıfır olur. 2'nin sıfırıncı kuvvetinden 1 olur. Artı 4 üzeri de eksi 1 şeklinde bunu yazabiliriz arkadaşım. Tamam mı? Şimdi şuradaki soruyla devam edelim. Şimdi bu soruda da yine işte şey olarak açabiliriz. Yani x eksi y x kare artı x y artı y kare. Şimdi neler lazım bize? x eksi y lazım. Var burada. x çarpı y lazım. Var. Ama bir de bu lazım. İşte bunu bulabilmek için burada tam kare açılımı yapacağız. Oradan bunu elde etmeye çalışacağız. Fakat benim dediğim şu ikinci formül var ya onu kullansak. Şuranın açılımı aslında x eksi y'nin üçüncü kuvveti artı 3 çarpı x çarpı y ve x eksi y ise bize verilenler yeterli oluyor. Yani 3'ün 3. kuvveti artı 3 çarpı 2 çarpı 3. Yani burası 27 artı 18 olmuş oldu. İşlemde de 45 çıkıyor galiba ama dediğim gibi <laughs> pardon. İşlem hatası olursa lütfen beni uyarın arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi burada da yine aynı şekilde ben tutup da şimdi ne bulabilirim buradan? 2x'i, 2x, 2x 3y'yi bulabilirim. Sonra birincinin karesini alırsak 4x kare artı çarparsak 6xy artı ikincinin karesini alırsak 9y kareyi de bulabilirim ama şimdi şuradan çarpımlarını zaten soruyor bize. Bunu biliyoruz. E, sonuçta bu ifadenin sonucun 6 olduğunu biliyoruz ama şunları bilmiyoruz. Bunun için buraların karelerini alarak devam etmeliyiz. Yani İşlemimiz uzuyor yani çıkmaz mı çıkar ama onun yerine ikinci söylediğim formülü kullanırsak yani bu neydi arkadaşlar bakın şimdi şu kısmı açarsak önce 2x eksi 3y küpleri olan ifadeleri yazıyorum ve bunun küpü diyorum sonra eksi olduğu için bu defa artı diyeceğim. 3 çarpı birinci ifade çarpı ikinci ifade diyorum. Sonra 2x eksi 3y'yi bir daha yazıyorum. E böyle olunca verilenler bana yetiyor. Yani şu kısmı 2 olduğunu biliyorsak 2'nin 3. kuvvetinden 8 işte artı 3 kere 3 9 bir de 2 var burada 18 var bir de x ile y'nin çarpımı var bunu soruyor zaten bize bir de şuradaki ifadenin de yine 2 olduğunu biliyoruz ve sonuç 6'ymış direkt bunun açılımını yaptık 8'i karşıya atalım 36 x y eşittir eksi 2 oldu x y'yi de eksi 2 bölü 36 sadeleştirirsek eksi 1 bölü 18 şeklinde bulduk dediğim gibi eğer işlem hatası falan görürseniz beni uyarın teşekkür ederim bu konuda da e, ilgilisiniz Evet, hepinize başarılar diliyorum arkadaşlar. Ee, devam edeceğiz çarpanları ayırmanın son birkaç kısmı kaldı. Videoda size sıkmak istemediğim için bölüyorum. Ee, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.